Bu videoyu izlediğine göre Almanya'da yaşıyorsundur. Senin şu hayattan istediğin bir sonuç var. Hedeflediğin bir durum var. Bu nedir? Mutlu olmak. Ailenle beraber zamanı değerlendirmek. İş hayatında daha başarılı olmak. Mesleğini severek yapabilmek. Kendin ile daha barışık olmak. Bununla beraber özgüvenini arttırmak. Senin normal Avrupa'da yaşayan bir insan gibi arzuladığın hedefin bu. Şimdi sen de bu videoyu sonuna kadar izlersen Almanya'da yaşayan birisi olarak arzuladığın biraz önceki sonuçlara nasıl ulaşacağını sana adım adım anlatacağım. Değerli arkadaşlar, biz kimiz? Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Ben psikolog Doktor İsa Mail. Almanya'da dünyaya geldim ve Almanya'da yaşıyorum. Yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'da yaşayan birçok vatandaşımızın önündeki engelleri kaldırarak, onların problemlerini çözerek, onların çok hızlı bir şekilde hedeflerine varmalarına yardımcı olduk. Binlerce insan ile vakalarımız oldu, seanslarımız oldu. Dolayısıyla Avrupa'da yaşayan insanların problemleri, yaşadıkları zorlukları, onları engelleyen neler olduğunu ve bununla beraber gerçekten arzuladıkları, bilinç altlarında yatan hedefleri nelerdir onu çok iyi biliyorum. Peki Avrupa'da yaşayan bir insan olarak yaşadığın zorluklar nelerdir? Biliyorsunuz Avrupa'da milyonlarca insan var. Ve çeşit çeşit kültürler var. Seni anlayan insan çok az olduğundan dolayı danışabileceğin insan çok az. Yani yok diyebiliriz. Aynı değerde, aynı kültürde, aynı dili konuşan, seni çok iyi anlayabilecek, aynı frekansta, aynı düzeyde insan yok diyebileceğimiz kadar az. Dolayısıyla en büyük zorluklardan bir tanesi gerçekten danışabileceğin insan yok. Bunun yanında yaşadığın zorluklar başka nelerdir? Örneğin Almanya'da yaşayan bir insan olarak bir Alman'a göre 1-0 yenik başlıyorsun. Futbol maçı gibi. 1-0 arkadan geliyorsun. Yani bir Alman'a göre, bir Avrupalı'ya göre sen daha fazla emek harcamalısın. Yani onun tükettiği enerji 100 ise sen 200 puan enerji tüketmelisin. Daha çok yoruluyorsun bir yerliye göre. Dolayısıyla zorluklardan bir tanesi 1-0 bazen de 2-0 yenik başlıyorsun maça. Avrupa'da yaşayan bir insan olarak ırkçılığa maruz kalıyorsun. Saçından, isminden dolayı dışlanıyorsun. Bu da senin yaşadığın zorluklardan bir tanesi. Çünkü senin yüzüne gülen komşun var ama arkadan iş çeviriyor. Tabii bu problemleri çözmek için de ne yapıyorsun? Çözüm arıyorsun değil mi? Çözüm ararken de yanlış kapılara gidiyorsun. Yanlış kapılarda senin örfüne, adetine, değerlerine, dinine, inancına, diline, kültürüne ters yöntemlere başvurmak zorunda kalıyorsun. Onlar da senin problemlerini çözeceği yerde problemlerini arttırıyor, çoğaltıyor. Çünkü sana ters. Bir kan grubu gibi düşün. Kan uyuşmazlığı oluyor değerli arkadaşlar. Bu problemleri çözmek için hangi yanlış davranışları sergiliyorsun? O zaman onu da konuşalım. Ne yapıyorsun? Hangi çözüm yolları deniyorsun? Yanlış çözümlerden bahsetmek istiyorum. Bir kere umutsuzluğa düşerek kafanı toprağa gömüyorsun. Yani işin akışına bırakıyorsun. Zaman bu problemi çözecek diye düşünüyorsun. Ama zaman ilerledikçe ağaç yaş iken eğilir hesabı, zaman ilerledikçe problem çözülmüyor. Kafanı topraktan çıkardığında bir bakıyorsun ki 1 metrelik problem 10 metreye çıkıyor, 20 metreye çıkıyor. Problem daha da büyümüş. Yanlış davranışlardan başka ne var? Biraz önce dediğim gibi sana uymayan insanlara danışmak. Bu da daha kötüleştiriyor olayı. Başka hangi yanlış davranışı sergiliyorsun? Kendi bildiklerinle yetinmek. Ben bu kadarını biliyorum.
Bu kadarıyla bildiklerimle bu problemleri çözerim zannediyorsun. Bu da yanlış bir davranış. Çünkü çözebilseydin zaten, okuyabilseydin hayatın, yaşadıklarını okuyabilseydin çözerdin zaten bu zamana kadar. Başka hangi yanlış davranışı sevgiliyorsun? Şöyle düşün, arabayı sürmeyi öğrenmek için arabayı sağa sola çarparak öğrenirim hocam. Yani ben düşe kalka öğrenirim. Arabayı sağa sola çarpa çarpa öğrenirim. İşte bu kafa yapısıyla problemlere yaklaşmak. Bu da yanlış. Bunun dışında hedefine varmak için yan tesirli, sihirli değnek hesabı, beyaz atlı prenslerin anlatıldığı masal hikayelerle dolu yan etkili yollara başvurmak. Bu da seni hedefine götürmez. Bu da yanlış bir davranış. En son tabii çaresiz, insanın yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi. Belki maddi durumun iyidir. Huzurunu arttırmak için kendini tüketime vermek. Gereksiz tencere takımlarını satın almak örneğin. Gereksiz bir davranış olarak mobilyaları tekrar tekrar değiştirmek. Üzerine sürekli kıyafet almak. Ve bunun yanında sürekli telefonu değiştirmek. Birkaç yılda bir pahalı arabaları satın alarak huzurunu artıracağını düşünmek veya arabaların jantlarını değiştirmek örneğin insana huzur veriyormuşçasına kendini tüketime ne yapmak? Feda etmek. Bunlar da yanlış davranışlar. Bunlar seni hedefine götürmüyor. Yani sen bu zamana kadar tüketimi arttırırsam, tüketim yaparsam, para harcarsam huzurumu arttırırım düşüncesindesin ama bu ne yapıyor? Senin huzurunu arttırmıyor, hatta huzurunu kaçırıyor. Bu davranışlar yanlış davranışlar. Peki çözüm için ne yapmalısın? Gerçek çözüm nedir? Bir kere kafana, beynine şunu yaz. Gerçek huzura ulaşmak için önemli olan, en önemlisi kendine değer vermek, kendine yatırım yapmak. Bütçeyi arabaya değil, tencere takımına değil, kendine ayırmak. Ruhuna yatırım yapmak. Çünkü ruh sonsuzdur. Ruha yatırım yapmak, ruhu güçlendirmek, ruhunu, psikolojiyi arttırarak sağlığına kavuşmak. Dolayısıyla doğru yere yatırım yapmak, doğru yere odaklanmak, öğrenmeye açık olmak, meraklı olmak, kendini değiştirmeye açık olman gerekiyor. Kurban rolünden, hani bu acıların çocuğu rolünden çıkıp harekete geçmek, çözüm aramak, problemlere odaklanmak değil, çözümlere odaklanmak. Parayı arabaya değil, yeni mobilyalara değil, parayı vakte harcamak. Yani kendine vakit, kendine zaman satın almak. Seninle aynı frekansta çalışan, seni çok iyi anlayacak, senin örf adetlerine değer veren gerçek bir uzmana danışmak. Bununla beraber sen hayatında büyük bir değişim istiyorsun. Sen değişim istiyorsan o zaman kendini geliştirmelisin. Bu cümleyi beynine yaz lütfen. Bunun yanında en temel, en önemlisi kendi psikoloğun olmak. Hayatının psikoloğu olmak. Kendi hayatının yaşam koçu olmak. Peki, kendi psikoloğun olursan bunun sonuçları nelerdir? Hayatında neler oluyor o zaman eğer kendi psikoloğun olursan? Bir kere başkalarına bağımlı kalmıyorsun. Başkalarının arkasına koşmaya gerek kalmıyor. Doktor doktor, psikolog psikolog. Böyle milletin arkasından koşmana gerek kalmıyor. Başkalarına muhtaç kalmıyorsun. En önemlisi bu. Bunun yanında yan etkili yöntemlere maruz kalmıyorsun. Eğer hayatında bir problemle karşılaşırsan orada ne yapacağını adım adım çok iyi biliyorsun. Çünkü artık sen hayatının psikoloğusun. Biliyorsun nasıl yapacağını ve adım adım hedefine doğru emin adımlarla ilerleyebiliyorsun. İstemsiz düşüncelerden, vesveselerden çok hızlı kurtulabiliyorsun. İradeni arttırıp hayatını disipline sokabiliyorsun. Kendi psikoloğun olduğun zaman 30 senede varacağın yere ne yapıyorsun? 3
Ay'da varıyorsun örneğin. Niye? Çünkü çizgileri belli. Yolu biliyorsun. 30 sene harcamana gerek kalmıyor. Niye? Çünkü sen hayatının psikoloğusun artık. Bizim programlara katıldığında biz kişiye şuradan girdiğin zaman sağa döneceksin, buradan sola döneceksin, şuradan düz gideceksin diye tarif ediyoruz, gösteriyoruz. Binlerce kez deneyimlenmiş yolları onlara gösteriyoruz. O yüzden hedefine adım adım ilerleyebiliyorsun eğer kendi psikoloğun olursa. Bunun yanında en önemlisi de ne biliyor musunuz? Değerli arkadaşlar, bu yöntemlerle, biraz önce tarif ettiğim yöntemlerle, sonuçlarla kalıcı çözüm oluşuyor. Yani yoyo efekti olmuyor. Tekrar eski hale gelmiyorsun. Niye? Çünkü yolunu biliyorsun artık. O yolu bildiğinden dolayı eski hale gelemiyorsun. Eski negatif arzulamadığın duruma gelemiyorsun. Artık nasıl olduğunu biliyorsun. Şöyle düşün, bisiklet sürmeyi öğrendin. Bisiklet sürmeyi öğrendin, nasıl süreceğini biliyorsun artık. Yani insan bisiklet sürmeyi unutabilir mi? Unutamaz. Dolayısıyla bu yöntemlerle anlattığım tarife göre sen de arzuladığın hedeflere çok hızlı bir şekilde varabilirsin. Eğer kendi psikoloğun hayatının psikoloğu olursa ve bu dediklerimi dinleyerek uygularsan. Peki, merak ediyorsundur. O zaman biz ne yapıyoruz? İsa Bey, tamam, iyi güzel her şeyi anlattınız da siz ne yapıyorsunuz? Sizin yeriniz ne? Çok basit anlatacağım. Şu gördüğünüz resimdeki adamı görüyor musunuz? Bu adam buradaki monitördeki rakamları çok hızlı okuyabiliyor. Biz de aynı bu adam gibi yılların tecrübeleriyle, binlerce seans tecrübesiyle burada kimsenin okuyamadığı rakamları, şifreleri çok hızlı okuyoruz. Problemlerin, tuzakların nerede olduğunu, karşılaşabileceğiniz tuzakların nerede olduğunu çok iyi biliyoruz. Çünkü bu yolu 21 bin kere ne yaptık? Geçtik, gezdik, dolaştık. Nerede hangi tuzaklar var? Nerede karmaşıklıklar var? Nereye uğramayacaksın ve nereden devam edeceksin? Hangi yoldan, sağdan, soldan gideceğini, düz gideceğini bildiğinden dolayı biz insanlara bu monitörü okumayı öğretiyoruz, gösteriyoruz. Bununla beraber 30 yılda varabileceği hedeflere 3 aydan nasıl ulaşabileceğini insanlara gösteriyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Biz insanları 3 ayda 3 adım sistemiyle hayatının, kendinin, ailesinin bir çeşit psikoloğu yapıyoruz. Yaşam koçu yapıyoruz. Bizim özel programlarımıza katılan insanlar arzuladığı huzura, mutluluğa, başarıya, sağlığa ne yapıyor? Kısa sürede varabiliyor. Eğer sen de gerçekten hayatının psikoloğu olarak mutluluğunu, başarını, huzurunu arttırmak istiyorsan, ailene iyilikler yapmak istiyorsan, çocuğuna şans vermek istiyorsan, o zaman ne yapacaksın? Bizimle iletişime geçeceksin. Şimdi hemen iletişime girebilmek için ne yapacaksın? Aşağıdaki linke tıklayacaksın. Karşına çıkan başvuru formunu doldurup bize göndereceksin. Eğer programımıza uyarsa, eğer profilin bizim kriterlere uyarsa, o zaman bizim arkadaşlar seni ne yaparlar? Telefonla ararlar. Neredesin şu anda? Hangi durumdasın? Nereye gitmek istiyorsun? Buraya gidebilmek için neler yapman gerektiğini sana adım adım anlatırlar. Bu ön görüşme ücretsiz. Sonraki programlarımız değerli arkadaşlar ücretli. Şunu da eklemek istiyorum. Ücretli programlara herkesi almıyoruz. Sadece uyan insanları, yani profile uyan insanları. Sen istesen de, bana milyonları ödesen de eğer uymuyorsan programa, yani kendi psikoloğun olamayacaksan, kendi yaşam koçun olamayacaksan eğer, onu biz formda anlıyoruz. O zaman seni zaten programa almayız. Ama merak ediyorsan formu doldur, gönder. Şimdi bizimle iletişime girebilmek için ne yapacaksın? Aşağıdaki formu doldur ve bizimle iletişime geç. Görüşmek dileğiyle, hoşça kal.